Bizim habercilikte bir tanımlama vardır. Öyle haberler, öyle gelişmeler önünüze gelir ki siz anlatırken haber kendisini satar. Şimdi ben sıfır yorumla bir haber anlatacağım size. O size kendisini çok yakından anlatacak. Hatta ekrana da versin Bülent. İşte o yazı. Ben Deniz bu habere yazacak başlık bulamadım. O ekranda gördüğünüz yazı da Yanlışlık falan yok. Peki dünyanın en başarılı, en çok bilim, en çok makale, en çok tez üreten üniversite sıralaması. Sıklıkla bu haberi duymuştunuz değil mi? İşte İngilizlerin QS, World evet, University Ranking, üniversite sıralaması dünyanın 95 ülkeden 1300 üniversite başarı puanına göre sıralanmış. Yorum yok. Söyleyeyim mi? İlk 500'de bir Türk üniversitesi yok. MIT, Massachusetts Bilim Teknoloji Enstitüsü, İşte Boston, bir numaralar. İki, Oxford. Neredeyse virüsle birlikte her haber bülteninde bir Oxford aşı gelişme araştırma haberi duyuyorsunuz. İngilizlerin eğitim markası. 3 Üç, Stanford 3. sırada Amerikalıların marka. 4 Cambridge. 5 Harvard. Hop 511'e indik. Orada Koç yazıyor. Koç Üniversitesi İngilizlerin o sıralama yapan kurumunun baktığı, baz aldığı verilere göre 511. sıradan girdik. Evet. Peki en son yapılan da yani şunun şurası 4-5 önce yapılan da neydi? 9 Türk Üniversitesi bu listedeydi ve en önemlisi altısı da ilk 500'deydi. Şunu söyleyeyim mi? Bilimden başka her şeyi konuşuyoruz. Kavga, dövüş, kadro, torpil. Öyle olursa sonuç bu olur. 511'den girdik yorum falan yok. Bendeniz bu haberi yazacak başlıkta bulamadım.